Değerli arkadaşlar, malum 24 Haziran seçimleriyle alakalı olarak oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi müşterek bir çalışmanın, bir gayretin içerisinde olacağız. Bugün Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle önümüzdeki sürece yönelik ne gibi hazırlıklar yapabiliriz? Bunları görüşme fırsatımız oldu. Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz? Bunların üzerinde durduk. Tabi bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz. Ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Efendim, ortak bir miting ya da başka bir program olacak? Yani şu anda gündemimizde öyle bir şey yok. Ama bir program, bir planlamayla kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii 24 Haziran'da inşallah iki seçim birlikte yapılacak. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem milletvekili genel seçimleri. Tabii Cumhur İttifakı'nın bir tane Cumhurbaşkanı adayı var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdiden hayırlı olsun diyorum efendim. Tabii milletvekili genel seçimlerinde de AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi inşallah birlikte hareket ederek maksimum düzeyde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de temsilin sağlanacağına biz yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bize karşı, partimize, camiamıza karşı çok samimi, duyarlı bir davranış ve tutum içerisinde oldu. Ben bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Tabii biz de Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın içerisinde asla bir pragmatik hesapla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, meselelerimizi, devletimizin bekasını, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, vatandaşlarımızın huzurunu, refahını dikkate alarak bu kararı verdik. Sadece Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımız değil, Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün mazlum milletlerin de gözü Türkiye'de ve onlar da Cumhur İttifakı için dua ettiklerini biliyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanımıza teşriflerinden dolayı bizleri onurlandırdılar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Önde alabilir miyiz efendim bunu? Gelmedi. Acelesin.